Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Ömer Hayyam'ın hayatıyla ilgili bir vesika okuyacağız. Bugün Google'ın ana sayfasına bakarken orada Ömer Hayyam'ın resmini gördüm. Baktım, bugün Ömer Hayyam'ın doğum günüymüş. 18 Mayıs 1043 idi yanılmıyorsam. Biz de bu cihette bakalım onun hayatından bir kesit okumaya çalışalım inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Ömer Hayyam Şeyh bin Mehmet Meşahiri Şuarayı İran'dan. Evet, İran'ın meşhur şairlerinden ve ulema ve hükema'dan, yani alimlerden ve hikmet sahibi kişilerden, hükemadan olup hikmet ve heyet ve sair fununda 7 tuğla, yani çok geniş bir bilgiye sahip, 7 tuğla sahibi idi. Astrabat muzafatından, evet, Dihistan'a tabi Firuz nahiyesinin, burada Dehk ya da Dehek Karyesinin Dehk karyesinde dünyaya gelip evet, Dehk karyesinde dünyaya gelip Hakim Senai'nin üstadı olan Şeyhülislam Nasruddin Muhammed Mansur'dan vesair asri meşahirinden, evet, yani sahir asri meşahirinden, yani asrının meşhurlarından tahsil etmiş ve gençlikte ekseriyeten, yani Badehu Nişabur'da imrarı ömür etmiştir. Evet, önce ekseriye Bel ve sonra Nişabur'da ömrünü sürdürmüştür. Evet, Nişabur'da imrarı ömür etmiştir. Medrese-i Nizamiye sahibi Veziri Şehir Nizamül Mülk ve Melahide-i İsmailiye'nin başı, evet, olan Hasan Sabbah yanına giderek matlupları sual olunduk da Hasan Sabbah isteğini soruyor. Hasan Sabbah hizmetine girmek arzusunu beyan etmekle, yani Hasan Sabbah'ın mahiyetine, hizmetine girmek istiyor beyan etmekle Hemedan valiliğine tayin olunmuş. Ve Ömer Hayyam bakiyeyi ömrünü Nişabur'da geçirmek üzere maişetine medar olacak cüz'i bir maaş talebiyle kanaat etmiştir. Ömründe teehhül etmeyip, yani hiç evlenmeyip eyyamını, günlerini mutala ile ve iştigalat-ı zihniye ile geçirmiştir. Mülük ve ekabir zamanı indinde, yani melikler ve zamanın büyükleri yanında
kadru itibarı ziyade olup alel husus, yani özellikle Sultan Sencari Selçuki, Sultanı Sencari Selçuki kendisini kendi tahtı yanında bir kürsi-i mahsusa oturtarak sohbet ederdi. Evet. Menahiden, yani dinin yasaklarından pek de müçtenip olmadığı, pek de sakınmadığı halde kendisinden bazı ahvali fevkalade menkuldür. Yani pek dindar biri olmadığı halde bazı özel haller nakledilmiş, ona atfedilmiş. Eş'arı rubaiyattan ibaret olup, şiirleri rubailerden ibaret olup, bunların ekseri ekseri hakayıkı, şu arkadaşlar, hakayıkı ilmiyeye ve hikmeti ve hikmet ve ahlaka mütealliktir. Evet, şiirleri ilmi hakikatlere, hikmete ve ahlaka dairmiş arkadaşlar. Bunların bazılarında efkarı müteassıbiyeye, yani dini taassuba, bunların bazılarında efkarı müteassıbiyeye sayfa bitti. Diğer sayfaya geçtim arkadaşlar. Efkar-ı müteassıbiyeye karşı bir takım tenkidat ve tarizatı müstehziyane, evet, böyle alay eder gibi orada tenkitler o müteassıplara karşı mündiric olup, sohbetinde dahi bu meslek ve tariki iltizam ettiğinden bazı Avrupalılar işte bu hasletinden dolayı kendisine şarkın, evet, yani kendisine doğunun, şarkın burası arkadaşlar, şarkın Walter'ı demişlerdir. Rubaiyatı İngilizceye ve sair Avrupa lisanlarına tercüme ve neşr olunmuştur. Evet, neşr olunmuştur. Asrımız üdebasından, yani zamanımız diyor, ediplerinden Muallim Feyzi bazı müttehibatını, bazı seçkilerini, yani o rubailerden seçerek bazı seçkilerini Türkçe, evet, Türkçe görüyorsunuz, Türkçe tercümesiyle beraber şehrimizde, yani herhalde İstanbul'u kastediyor, neşr etmiştir. 515'te bu arkadaşlar Hicri tarihte ve bir rivayette 517'de Nişabur'da vefat etmiştir. Şu rubai onundur diyor. Burada da Ayın Mimra var. Sanki Ömer'in kısa kodu gibi. Şu rubai onundur derken biz arkadaşlar o rubai, o şiiri okumayacağız. Çünkü Farsça olduğu için gerek duymadım ki zaten Farsçam da yok arkadaşlar. Hatalı okuma yapmak istemem. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Ömer Hayyam'ın hayatını okuduk ki başta da söylediğim gibi arkadaşlar bugün 18 Mayıs Ömer Hayyam'ın doğum günü imiş. Biz de bu vesileyle ne yaptık? Onun hayatını okuduk. İnşallah istifadeli bir ders olmuştur. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Şık kanalımda bu gibi 650'nin üzerinde arkadaşlar, 650'nin üzerinde derslerimiz var. Sizler de lütfen derslerimizi takip edebilirsiniz kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Özellikle etrafınızda arşive ilgi duyanlara kanalımıza tavsiye etmenizi istirham ediyorum. İnşallah onlar da istifade eder sizin vesilenizle.
Tabi derslerinizi de paylaşırsanız, beğenirsiniz. Ayrıca eleştirileriniz varsa, yorum da yazarsanız çok sevinirim. Evet, Ramazan'dayız. Konya'dan, Mevlana diyarından cümleten hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm arkadaşlar.